Bilmek isteyen varsa buyursun. Yok. Yok herhalde. Yok. Tamam, temiz sulara arkadaşlarımız size reklam edecekler. Edirne'nin tanınan simalarından avukatlık yapan Özben İpçi, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde İyi Parti'den Edirne Belediye Başkan aday adayı olduğunu duyurdu. Edirne'nin uzun süredir ihmal edilen bir şehir olduğunu dile getiren İpçi, geldiğimiz bu noktada dibi görmüş, çamura batmış, temel belediyecilik hizmetlerini dahi sunamaz durumdaki belediyeyi olması gereken noktaya çıkarma gayesiyle bu göreve talibiz dedi. Ama iktidarda, ama muhalefette olalım, bu halk için lütfen ne pahasına olursa olsun doğruları yıkılmaktan çekinmeyin. Unutmayın ki gelişimin ve kalkınmanın temeli eleştirmekten geçmektedir. Yoksa yapılacağı vaat edilen değişimler sadece sözde kalmaya devam edecektir. Bizler Edirne'de yaşayan herkese eşit yaklaşacağız. Ahbap çavuş ilişkilerinden uzak, tüm kurumların başında işin ehli ve teknik, profesyonel kadroların yer aldığı belediye hedefiyle yola çıkıyoruz. Bilimi ve liyakatı esas alan, hesap verebilen şeffaf bir hizmet anlayışına hakim kılacağız. Kuşkusuz Edirne uzun süre ihmal edilmiş, yıllardan beri devam eden sorunlarla iç içe bir şehir. İktidarın teşvik ettiği sığınmacı akını, trafik, otopark, içilebilir temiz su, ulaşım, altyapı, üst yapı, sokak hayvanları ve diğer birçok sorun farklı boyutlarıyla kentimizin sırtındaki yüklerdir. Bu sorunlar herkesin bildiği sorunlardır. AKP-CHP işbirliğiyle gündemden uzak tutulan, halkın önüne koyulmayan sorunlar ancak Sayıştay raporları ile ortaya dökülmektedir. Geldiğimiz bu noktada dibi görmüş, çamura batmış, temel belediye hizmetlerini dahi sunmaz durumdaki belediyeyi olması gereken noktaya çıkarma gayesiyle bu göreve talibiz. Edirne'nin sorunlarını biliyoruz. Ulaşım, şehir merkezinde süregelen trafik ve otopark, sözde çalışılan ama çözülemeyen altyapı, seçim dönemi yaklaştığında makyajlanmasına rağmen sürekli bakıma ihtiyaç duyan yollar ve üst yapı, halkın bırakın içilebilir suyu, kullanılabilir suyu dahi bulamaması, başı boş ve bakımsız hayvanların cirit attığı güvensiz sokaklar, şehrimizin saymakla bitmeyecek sorunlar içerisinde acilen çözüm bekleyen sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Halkın rahatça ulaşabileceği, saatlerce yağmurda, çamurda günümüz beklemeyeceği, 65 yaş üstü yaşlılarımızın hor görülmeyeceği, sistemsizliğin sistem haline gelmeyeceği, belediye denetiminde ilave seçeneklerle yeniden yapılacak bir toplu ulaşım sistemi bu şehrin olmazsa olmazıdır. Bu şehri bizlerle paylaşan hayvan dostlarımızın tüm bakımlarının yapıldığı, Edirne'nin kadınlarına, gençlerine, çocuklarına, engelli bireylerimize, yaşlarına yönelik çalışmalarla bu şehri herkes için yaşanabilir duruma getirme amacındayız. Çıkarcı, israfçı, ayrıştırıcı ve beceriksiz yönetimlere Edirne halkının mecbur olmadığını bilmesini isterim.